Herkese yeniden merhaba. Bugün bir mineral güneş kremleri dosyasıyla karşınızdayım. Bu ikincisi olacak zannediyorum. Yazın başında bir tane çekmiştim. Üzerinden biraz zaman geçtikçe başka ürünler deneme şansım da oldu. Hem uygun fiyatlı, hem orta fiyatlı, hem de pahalı ürünler var bu videoda. Bana genel olarak mineral filtreli güneş kremleri çok fazla soruluyor. Ben hem gözüme kestirdiğim birkaç tanesini hem de insanların da bana çok fazla sorduğu ürünleri bir araya getirmeye çalıştım. Mineral filtreli güneş kremlerini yapmak formülasyon olarak hepsinden daha zor. Yani diğer güneş kremlerinden daha zor. O yüzden de hani bu videoların yararlı olacağını düşünüyorum. En azından yapılarını görmeniz için. Benim karma ve hassas bir cildim var. O yüzden aslında hani ürünü denemek için iyi bir adayım diye düşünüyorum. Çünkü hem yağlı ciltler için hem de kuru ciltler için az çok bilebiliyorum ne istediklerini, neyi seveceklerini. O yüzden kendi cildimde de denediğim için size daha iyi geri bildirim verebiliyorum ürünler hakkında. Ürünler arasında çok beğendiklerim var, hiç beğenmediklerim var. Ortalama bulduğum ve içerik listesini yetersiz bulduğum ürünler de var. Hepsinden bahsedeceğim şimdi tek tek. Lafı uzatmadan başlayalım. Önce Misha'nın bu Skadin Santella Green Sun Milk ürününe başlayalım. Ben mineral filtreli güneş kremlerinin içerisinde mutlaka çinko oksidi olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü UVA 1'den ve UVA 2'den çok iyi bir şekilde koruma sağlıyor. Tek başına titanyum dioksit olduğu zaman bana yeterli koruyuculukta olacakmış gibi gelmiyor. Her ne kadar işte formülasyona bağlı bu vesaire deseler de benim içim rahat etmiyor arkadaşlar. Ben o yüzden mutlaka çinko oksidi olmasını da istiyorum güneş kreminde. Özellikle mineral filtreli bir güneş kremi ise bu. Bence olması gerekiyor. Bu üründe ikisi de var. Çok böyle süt gibi bir kıvamı var. Size de göstereyim. Bayağı su gibi hatta. Bu böyle hani çok kolay emilecekmiş, incecik bir yapıdaymış gibi gözüküyor. Fakat sizi yanıltmasın. Aslında hani bayağı böyle aşırı nemli nemli bir bitişi var. Dolayısıyla bunu daha çok böyle kuru ciltler sever diye düşünüyorum. Fakat çok yoğun bir şekilde lavanta yağ kokusu geliyor bundan. Ben çok fazla kullanamadım o yüzden. Yani birkaç kere kullandım. Zaten yapısı da çok hoşuma gitmedi. Çünkü böyle birazcık yağlı yağlı bir yapısı var yani. Karma ciltlerini de çok çok bayılacağımı düşünmüyorum. Ama kuru ciltler çok seven bir ürünü. Lavanta yağı da zaten bu arada en üst sıralarda yani. Eğer cildiniz lavanta yağla barışık değilse bu üründen uzak durun derim. Hassas ciltlerin ben çok seveceğini düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız içerisinde bayağı bir esansiyel yağ falan var. Hani dediğim gibi esansiyel yağlarda çok fazla problem yaşamıyorsanız bu ürünü sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle kuru ciltlerse var. Karma ve yağlı ciltlerin çok seveceğini düşünmüyorum açıkçası. Fakat emildikten sonra konforlu bir bitişinin olduğunu söyleyebilirim. Hani belki kuruya dönük karma ciltlerde sevebilir o anlamda. İçerisinde güzel böyle bitki ögleri var. Santalya asiatica dışında da başka güzel bitki ögleri de var. Dolayısıyla güneş kreminin içerisinde antioksidan da olsun diyorsanız aslında güzel bir tasarım olmuş yani. Tüm bu göstereceğim ürünler arasında en süt gibi olan bu arkadaşlar. En ince yapılı olan bu. Fakat dediğim gibi o yapısı biraz yağlı. Yani şu anda mesela elim yağlı yağlı kaldı. Emildikten sonra böyle kadifle bir bitişi var. Onu da birçok insan sevebilir diye düşünüyorum. Bu dediğim kıstaslar size uyuyorsa bu üründen memnun kalırsınız. Uymuyorsa bence karma ve yağlı ciltler için daha güzel seçenekler göstereceğim size şimdi. Bu arada buna hani bir puan vermem gerekirse 10 üzerinden 7,5-8 veririm. Çünkü birçok insanın seveceğini düşünüyorum o ince yapısını. Fakat işte yağlı bulacak olan kişiler de olabilir. Kuru ciltler baksın dediğim gibi 10 üzerinden 8 vereyim hadi. Çünkü güzel bir ürün bence. Hani o kadife bitişi de güzel. Onun üzerinden 8 veriyorum buna. Şimdi daha kalın yapılı, hatta bu videodaki en kalın yapılı ürünle devam edeyim. En ince yapılı ürünü gösterdim. En kalın yapılı olan da bu Eva Natura markasının SPF 30 güneş kremi ve organik sertifikalı bir güneş kremi bu arada. Bana bunu marka hediye olarak gönderdi arkadaşlar. Fakat yani ben bu ürünü hiç beğenmedim. Maalesef hiç beğenmedim. Yani benim cildime uymadı en azından. Bir kere çok kalın bir yapısı var. Yani o kadar kalın bir yapısı var ki bunu sürmek çok büyük dert. Yaymak büyük dert. Zaten tam böyle eşit dağılmıyor maalesef. Dediğim gibi çok kalın bir yapısı var. Yani tüpten sıkarken bile çok kalın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Neredeyse böyle balzam kıvamında diyeceğim yani yapısına. Ve dediğim gibi çok eşit dağıtamıyorsunuz maalesef. Ve böyle topak topak duruyor. Yani bunu kim sever çok emin değilim. Çok kuru ciltlerini de seveceğini düşünmüyorum. Çok yağlı karma ciltlerini de sevdiğimi düşünmüyorum. Bundan memnun kalanınız oldu mu? Lütfen aşağıya yazın. Çünkü içerik listesi çok güzel. Çok başarılı. Güzel bir içerik listesi var. İçerisinde parfüm var gözüküyor ama ben çok fazla bir parfüm kokusu almıyorum. Daha çok böyle işte mineral filtre kokusu var.
Gerçekten merak ediyorum. Bu üründen memnun kalanlarınız oldu mu? Aşağıya cilt tipinizi belirterek yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ürün hakkında iyi yorumlar da okudum. Fakat yani benim elimdeki ürün mü sıkıntılıydı bilmiyorum. Ben bu üründen pek memnun kalmadım. Yani yapısı bana çok fazla kalın geldi. Ürünü yüzümde dağıtamadığım için ve topak topak durduğu için de cildimden hani arındırıp başka bir güneş kremi kullanmak zorunda kaldım. Maalesef benim cildim iyi anlaşamadı. O yüzden hani 10 üzerinden 4 veriyorum. İçerik listesi hatırına. Ama yapısını vesaire formülasyonunu çok beğenmedim maalesef. Bir başka beğenmediğim ürüne devam edeyim. Isntree markasının Hyaluronic Acid Perfect Sunblock isimli ürünü. Isntree'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve hatta Isntree'nin diğer güneş kremi Motri Sun Gel ürünü. Benim bu sene keşfettiğim en güzel güneş kremlerinin başında geliyor. Hatta yani büyük ihtimalle işte bu senenin en iyileri videosunu çekeceğim zaman Isntree'nin Motri Sun Gel'ini birinci sıraya koyacağım. Çok büyük ihtimalle. Fakat bu ürün başka arkadaşlar. İkisinin paketlemesi aynı. Kafası karışanlar olmuş. Yanlışlıkla bir ürünü alan çok fazla kişi var. Perfect Sunblock arkadaşlar mineral filtreli güneş kremi. Motri Sun Gel kimyasal filtreli. Lütfen ikisini karıştırmayın yani satın alacaksanız diye söylüyorum. Şimdi bu ürünü beğenmeme sebebimi hemen açıklayayım size. Öncelikle yapısı çok güzel. Ciltte çok güzel bir bitişi var. Bence bir sürü cilt tipini seveceğini düşünüyorum. Yani karma ciltliler sever, yağlı ciltliler sever, çok kuru olmayan kuru ciltliler de sever. Altına nemlendirici sürerek rahatlıkla kullanabilirsiniz bu ürünü. Fakat ürünü beğenmeme sebebimi söyleyeceğim size. İçerisinde sadece titanyum dioksit var. Ve SPF PA++++ yazıyor ama yani hani Misha'da da böyle bir güneş kremi vardı. İçerisinde sadece titanyum dioksit olan bir mineral filtreli güneş kremi. Onun da yapısını falan çok beğenmiştim ama onda da sadece titanyum dioksit olduğu için ben onu sadece tazelemek için falan kullanıyorum. Bunun da büyük ihtimalle benzer bir kaderi olacak. Yani ben bunu sadece gün içinde tazelemek için kullanabilirim. Ama hani asıl güneş kremi olarak bunu kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü koruyuculuğundan çok emin olamıyorum. Sadece titanyum dioksit içeren güneş kremlerinin. Onun dışında mükemmel bir içerik listesi var. Yani hatta bütün ürünler arasında en güzel içerik listesi bunda bence. İçerisinde niacinamid var, seramid var. 8 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit içeriyor. Parfüm yok, esansiyel yağ yok. Aslında tam benim seveceğim türlü bir güneş kremi yapmışlar. Keşke içinde çinko oksit de olsaydı. Bu ürüne de 6,5-7 veririm. Hani aslında dediğim gibi duruşu çok güzel. Zaten ekranda da koyacağım yani ciltte ne kadar konforlu durduğunu. Umarım marka bunun formülasyonunu yeniler ve içerisinde çinko oksit de ekler umuyorum. O zaman hani eğer yapısını da beğenirsem teker teker alabileceğim bir ürün olurdu. Devam edelim. Bir tane daha Kore markasıyla devam edeceğim. Roundlab markasının Derma Relief diye bir güneş kremi var. Bunun içerisinde hem çinko oksit var hem titanyum dioksit var. Aradığımız kıstaslara uyuyor o anlamda. İçerik listesi oldukça başarılı. Çok güzel bitki ögeleri var. Santalia, Asiatica, Hotinia, Cordata gibi cilt bariyerini onarmaya yardımcı olacak. İşte seramit ve doğal nemlendirici faktörler de içeriyor. Ben içerik listesini çok çok beğendim. İçerisinde ayrıca parfüm var gözükmüyor fakat çok az esansiyel yağ var. Ben pek bir parfüm kokusu ve esansiyel yağ kokusu almıyorum bu üründen. Bu ürün neyi anımsatıyor derseniz bana. Hemen size söyleyeceğim şimdi. Bir başka piyasadan kalkan ürünün birebir aynısı gibi. Dior Class markasının mavi tüpteki güneş kremini hatırlarsanız mineral filtreli güneş kremiydi ve yağlı ciltlilerin çok sevdiği bir güneş kremiydi o. Fakat piyasadan kalktım aldım. Olaylar oldu biliyorsunuz. O ürünle birebir aynı formülasyona sahip diyebilirim. Zaten bildiğim kadarıyla aynı laboratuvardan çıkma. Dolayısıyla bu ürünün de koruyuculuğundan o kadar emin değilim. Yapısını çok beğenmeme rağmen, içerik listesini çok beğenmeme rağmen. Dediğim gibi şans verebilirsiniz. Koruyuculuğu konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Önümüz sonbahar, kış zaten çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Çok da severek kullandığım ürün de bitmek üzere zaten. Dediğim gibi eğer Klaas'ın o mavi şişedeki güneş kremini beğendiyseniz buna da bayılırsınız. Çünkü birebir aynı formülasyon. Zaten içerik listeleri de çok benzerlik gösteriyor bildiğim kadarıyla. Bu ürünü kesinlikle karma ve yağlı ciltliler sever. Yağlıya dönük karma ciltliseniz de çok seversiniz. Çünkü su gibi bir yapısı var. Yani su bağlı bir yapısı var bunun. Ve en az beyazlık bırakan ürünlerden biri. Yayması altına sürdüğünüz şeye göre zor olabiliyor. O yüzden şöyle bir tavsiyem var. Mesela atıyorum serum sürdünüz sabah. Sonra onun tamamen emilmesini bekleyip kuru cilde uygulamanızı öneririm. Kuru ciltte çok daha güzel yayılıyor bu ürün. Ama hani böyle serum sürdüm hemen arkasından bunu süreyim derseniz iyi bir şekilde yayılmıyor. Onu eklemek istiyorum. Böyle bir dezavantajı var. Ama kuru cilde uygularsanız kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ürünü yaymak konusunda. Kuru ciltlilerin de bu ürünü pek seveceğini düşünmüyorum. Çünkü mat bitişli, tamamen mat bitişli bir ürün arıyorsanız bu üründen memnun kalırsınız.
Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum. Yapısını çok sevdiğim için, ben çok sevdiğim için 10 üzerinden 9 veriyorum. Ama başkası için 10 üzerinden 6 da alabilir bir ürün. Kendi karma cildime göre yorum yaptığımda eklemek istiyorum tekrar. Bir de Klass'la aynı laboratuvardan çıkmış olduğu için kafamda biraz şüpheler var. Tekrar alır mıyım diye. Ama ürünün yapısını gerçekten çok beğeniyorum. Ciltte duruşu olsun, yapısı, formülasyonu olsun, içerik listesi olsun. Böyle 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir tane Avrupa ürünüyle devam edelim. Heliocare markasının Pediatrics Mineral Sunscreen diye bir ürünü var. Geçen mineral filtreli ürünler videomda başka bir mineral filtreli ürününe yer vermiştim. O ürünü hiç beğenmediğimi, cildimi çok fena yaktığını söylemiştim, hatırlarsınız. O üründen de çok memnun kalan kişiler var bu arada. Yani o ürünü çok rahatlıkla kullanan kişiler var. Aslında ciltli bir olarak ben hiç memnun kalmamıştım. Özellikle burun kenarları, dudak çevresini falan feci yakmıştı o ürün. O yüzden bunu da denemek istedim. Hani Heliocare markasında iki tane mineral filtreli ürün var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi de bu. Buna da şans vermek istedim. Heliocare markasının içeriklerini falan çok beğeniyorum çünkü genel olarak. Bunun içerisinde nano titanyum dioksit ve nano çinko oksit var arkadaşlar. Dolayısıyla bunda da beyazlık bırakma olayı minimum diyebilirim. Bir de Heliocare ürünleri genelde çok parfümlü oluyor ama bunda parfüm ve esansiyel yağ da kullanmamışlar. Bilginiz olsun diye onu da ekleyeyim. Bunun içerisinde çok güzel antioksidanlar var arkadaşlar. Niacinamid var, etil askorbik asit var. Daha bir sürü güzel antioksidan bulunuyor içerisinde. Ürünü kesinlikle çalkalamanız gerekiyor. Bu tarz böyle çok sıvı güneş kremlerini mutlaka çalkalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da iyice çalkalamadan kesinlikle kullanmayın. Çünkü önce sıvı kısmı geliyor, sonra güneş kremi kısmı geliyor falan. Bunda öyle bir handikap var yani. Mutlaka çalkalayıp o şekilde kullanmaya çalışın. Size şöyle yapısını daha göstermek istiyorum. Bunun da böyle aynı süt gibi bir kıvamı var. Misha'dan bir tık daha kalın ama gene de süt gibi yani. Ve ben bunun hani ciltte oturuşunu falan Misha'dan daha çok beğendim aslında. Bunun o kadar yağlı bir yapısı yok. Dolayısıyla bunu karma ciltlerde çok rahat kullanır. Bunu bütün cilt tiplerinin kullanabileceğini düşünüyorum. Enteresan bir şekilde. Çok yağlı ciltler dışında işte yağlı, karma ve kuru ciltlerini seveceğini düşünüyorum. Çünkü çok böyle aşırı nemli bir bitişi yok. Kurutacak bir yapısı da yok. Dolayısıyla bir sürü cilt tipine uygun olabilecek bir ürün bu. Ürünün tek handikapı benim için hani atopik cilt için tasarlanmış, hassas cilt için tasarlanmış diyor ama ben de gene bazı günler yakma yaptı. Yani burun çevremde ve dudak kenarlarında. O yüzden böyle cildimin çok hassas olmadığı dönemlerde gene kullanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yapısını falan çok beğendim. Hani makyaj altında falan da çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi çok hassas ciltlere uygun olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar ürün hani atopik ve hassas ciltler için tasarlanmış olsa da. Bahsettiğim ürünlerin hiçbiri bu arada gözümü yakmadı. Eva Natura'yı hani gerçi çok yüzümde tutamadım. Ama diğer ürünler mesela gözümü yakmadı. Ben göz çevreme de kullanıyorum güneş kremlerini. Onu da dipnot olarak düşmüş olayım. Hiçbir ürün gözümü yakmıyor arkadaşlar. Zaten göz yakma problemi yaşıyorsanız mineral filtreler daha çok öneriliyor. Onlar daha az göz yaktığı için. Benim çok hassas bir göz çevrem de olmadığı için hani sıkıntı yaşamıyorum genelde. Bu ürün de o anlamda konforluydu. Yani göz çevremi yakmadı. Ama dediğim gibi zaman zaman cildimi yaktığı oldu. O yüzden cildimin çok hassas olmadığı dönemlere saklıyorum. Gene kullanacağım bir ürün oldu. Bu da elimde tutacağım ürünlerden bir tanesi. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. O yakma problemi olmasaydı hani 10 üzerinden 10 verebilirdim. Gelelim bu videodaki en beğendiğim ürüne. Bplay markasının Clean Ocean Non Nano Mild Sunscreen ürünü. Bunun testleri yapılmıştı malum olaylardan sonra ve SPF'nin yüksek olduğu ortaya çıkmıştı. Yani SPF 50 üzeri çıktığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla buna gözüm kapalı güvenebiliyorum hani tekrar testlerden geçtiği için. Bplay benim genel olarak çok beğendiğim bir marka. Bu güneş kremini de aşırı beğeniyorum ben. Diğer mesela bu markanın bir de kimyasal güneş kremi var mesela. Fakat o ürün SPF testlerinde çuvalladı. Tekrar formülasyonundan geçiyor diye biliyorum ama bu ürünün formülasyonunu değiştirmediler. Umarım da değişmez. Çünkü çok güzel bir formülasyonu var bence. Bütün bu anlatacağım ürünler arasında en konforlu ürün bu diye düşünüyorum. Hatta bugün yüzümde de bu var. Tekrar tekrar alırım diyeceğim bir ürün bu. Bunun içerisinde de hem çinko oksit var hem titanyum dioksit var ve söylediklerine göre nano olmayan. Hani bu sizin için önemliyse benim için önemli değil ama sizin için önemliyse bunu da belirtmişler. Onun dışında niacinamid, çeşitli bitki ölleri, santella dahil olmak üzere çeşitli güzel bitki ölleri var. Sakinleştirici özellikle ve antioksidan özellikle. İçerisinde parfüm ve esansiyel yağ da gözükmüyor. O yüzden hassas ciltlerin en çok bu ürünü seveceğini düşünüyorum. Fakat bu ürün arkadaşlar mat bitişli. Yani yarı mat bitişli diyebilirim. Bu çok aşırı mat değil. Mesela az sonra göstereceğim Robectin kadar mat bitişli değil.
Ama hani yarı mat bitişli diyelim. Ve bazen hani üzerine mat bitişli bir fondöten veya işte BB krem sürdüğün zaman çok fazla kusur belli edebiliyor. Gözenekleri çok fazla belli edebiliyor. O yüzden hani kuru ciltliyseniz mesela bu ürünü kullanmak istiyorsanız altına mutlaka bir nemlendirici isteyebilir. Onu da uyarısını yapayım. Fakat benim gibi böyle karma ciltliyseniz, hassas ve karma ciltliyseniz çok seveceğini düşünüyorum. Yağlı ciltlerini de seveceğini düşünüyorum. Böyle aşırı kurutmayan ama gene hani yarım mat bitişli bir güneş kremi arıyorsanız bunu gene beğenirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi içerik listesiyle, formülasyonuyla, ciltte duruşuyla çok çok beğendiğim bir ürün. Çok da minimum beyazlık bırakıyor. Daha çok böyle ton eşitleyici gibi düşünüyorum ben bunu. O yüzden buna 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Gelelim listedeki tek renkli güneş kremine. Normalde ben renkli güneş kremlerinden nefret ediyorum. Çok pigmentli oldukları için genelde kimseye de önermiyorum. Çok fazla süremiyorsunuz çünkü hani böyle sürmeniz gerektiği kadar süremiyorsunuz en azından. The Inkylist markasının SPF 30 mineral filtreli güneş kremi arkadaşlar. Bu içerisinde çinko oksit olan bir güneş kremi ve çok hafif renkli yapmışlar gördüğünüz gibi. Hani bu renk sizi korkutmasın. Çünkü ben de ilk gördüğümde dedim ki Allah yandık. Yandık yani bunu hayatta kullanamam demiştim ama hiç öyle olmadı. Tamamen şeffaflaşıyor ve ciltte bütünleşiyor arkadaşlar. Yani çok az pigment kullanmışlar. O da sadece zannediyorum çinko oksitin beyazlığını kırmak için. Ve çok da güzel bir formülasyon olmuş bu. Fakat şöyle birkaç kere arka arkaya kullandığım için hani şimdi size deneyimlerimi söyleyebilirim. Bunu bir nemlendiricinin üzerine sürersem kesinlikle topaklanma problemi yaşıyorum. Ama böyle hani nemlendirici sürmeden sadece bir ürünü sürersem hani herhangi bir serumun üzerine o zaman topaklanma problemi asla yaşamıyorum. Ve makyaj altında da mükemmel bir baz görevi görüyor benim için. Dolayısıyla bu ürünü de bir sürü cilt tipinin çok seveceğini düşünüyorum. Böyle kuru ciltler bayılır diye düşünüyorum. Karma ciltler benim gibi bayılır. Yağlı ciltler de kullanabilir hatta. Çünkü çok böyle yağlı bir yapısı yok. Ciltte emilen bir yapısı var. Hafif saten bitişli diyebilirim. Ne çok mat bitişli ne çok böyle nemli bitişli. Arada bir bitişi var. İçerisinde böyle çok yoğun yağ da bulunmuyor. Hani yağlar var ama listenin alt sıralarında antioksidan yerine geçebilecek birkaç güzel içerik de var. Ben çok beğenerek kullanıyorum bu ürünü. Hatta yani son zamanlarda beni en şaşırtan ürünlerden biri olmuş olabilir. Hani ilk defa renkli bir güneş kremini bu kadar beğendim. SPF 30 olduğu için bence hani yaz aylarında değil de kış aylarına daha uygun. O yüzden onu da eklemiş olayım. Ben bunu çok severek makyaj bazı olarak da kullanacağım. Fakat topaklanma problemi olduğu için hani altına sürdüğünüz şeye dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çıplak cilde sürerseniz dediğim gibi sıkıntı olmuyor. Cilde tutunuyor ve topaklanmıyor. Ama altına bir nemlendirici krem sürerseniz topaklanma yaşayabilirsiniz. Onu da uyarısını yapmış olayım. Yani kuru ciltliler için çok emin olamıyorum. Çünkü altına mutlaka nemlendirici sürmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yani cilt tipi konusunda yardımcı olmaya çalışmak da çok zor böyle şeylerde. Çünkü bende çok iyi olan, cildimde çok iyi duran bir ürün başkasına topaklanma yapabiliyor. O yüzden tam emin olamıyorum. Mesela kuru ciltliler çok sever mi o topaklanma problemi yüzünden? Ondan çok emin olamıyorum şu an. Ama benim çok beğendiğim bir ürün oldu. 10 üzerinden 9 veriyorum bu ürüne de. Topaklanma problemi olmasaydı 10 üzerinden 10 veriyordum. Gerçekten çok çok beğendiğim bir ürün oldu bu da. Evet, bir sonraki ürüne gelelim. Rose Naturals böyle okunuyordur umarım. Hero Sun Mineral Face Sunscreen SPF 50 güneş kremini denedim. Bu bir Türk markası arkadaşlar. Bunu da Instagram'da keşfettim. Hani böyle bir Türk markası varmış. Üstelik de mineral filtreli hatta sadece çinko oksit içeren bir güneş kremleri var. Bir deneyeyim ne kaybederim diye düşündüm. İçerisinde antioksidanların da olduğu yazıyordu. Sonra içerik listesini görünce bayağı beğendim. Güzel bir içerik listesi var bence. Çok basit, çok minimal, parfümsüz, esansiyel yağsız. İçerisinde antioksidan olarak aloe vera suyu ve yeşil çay suyu da bulunuyor arkadaşlar. Beğendiğim bir güneş kremi oldu bu. Yani yapısını, formülasyonunu çok beğendim. Hatta şeye çok benzettim. Soltis'in SPF 50'sine oldukça benzettim. Hatta acaba aynı yerlerden mi çıkmışlar diye düşündüm. Paketlemeleri de aynı bakar mısın? Çünkü paketlemeleri de aynı. İçerik listeleri de benziyor yani. Hem içerik listeleri benziyor hem de paketlemeler neredeyse birebir aynı hatta birebir aynı bence. Aynı paketlemeyi kullanmışlar. Pompalı şişede olması benim hoşuma gitmişti. Zaten Soltis'i çok severek kullanıyorum biliyorsunuz. Bunu Instagram'da da anlatmıştım. Şimdi bundan da bahsedeceğim. Rose Naturals benim çok beğendiğim bir güneş kremi oldu dediğim gibi. Yani formülasyonunu çok beğendim. Yapısını çok beğendim. İçerik listesi çok basit, minimal. Hassas ciltlere çok uygun olur. Esansiyel yağ yok. Sadece çinko oksit var.
falan. Beni şaşırtan bir ürün oldu yani. Bu kadar güzel, böyle ince yapılı, güzel bir ürün beklemiyordum. Atlas'ta yapısını da göstereyim. Bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Ciltte duruşunu da beğendim. İlginç bir şekilde hani kolay dağılıyor, böyle topak topak durmuyor. Yani bunu böyle söylüyorum, sonra bana kızmayın. Kuru ciltliler de sever bunu ama altına nemlendirici sürün, öyle kullanın. Hani topaklanma yapmıyor o şekilde. Karma ciltliler de sever. Yağlı ciltliler de sever çünkü çok böyle aşırı nemli nemli bir bitişi yok. Cilde oturduktan sonra hani ciltte konforlu bir bitişi var bence. Valla benim için çok başarılı bir güneş kremi oldu. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten. Çok çok beğendim. Yapısını çok beğendim. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi Soltis'te anlatacağım size. Soltis'ten bir tık daha iyi bir yapısı var bence. Yani Soltis birazcık daha beyazlık bırakıyor. Rolaris o kadar beyazlık bırakmıyor arkadaşlar. Bunun içerik listesi de zaten dediğim gibi buna çok benziyor. Neredeyse birebir aynı içerik listeleri var. Fakat formülasyon olarak konuşacak olursak bence bu ürün daha başarılı. Onu söylemek istiyorum. Soltis'ten bu arada Instagram'da bahsetmiştim. Ben de işbirliği de yapmışlardı. Hatta çok beğendiğim için ürünü de paylaşmak istemiştim sizinle. Hani ülkemizde yapılmış olan en iyi mineral filtreli ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hala dediğimin arkasındayım. Hala ürüne yüksek puan veriyorum ben. Fakat ürün hakkında sonradan çok fazla kötü yorum aldım. Yani hayatımda bu kadar ikiye ayrılmış bir grup görmemiştim. Bir kısım diyor ki ben bu üründen inanılmaz memnun kaldım. Teşekkür ederim beni tanıştığın için diyor. Diğer bir grupta hayatımda gördüğüm en kötü güneş kremi, işte cildim ürünü kusuyor, ciltte tabaka gibi duruyor, asla emilmiyor, işte parça parça duruyor, dağılmıyor diyen kişiler de var. Etrafımda olan arkadaşlarıma da sordum. Hani mesela Yağmur'a sordum. Yağmur kuru ciltli. Yağmur da çok severek kullanıyor. Altına nemlendirici sürüyorum. Sonra bunu kullanıyorum. Çok konforlu bir ürün diye söylemişti bana da. Dolayısıyla gelen yorumlara çok şaşırdım. Hani ben karma ciltliyim. Ben çok sevdim ama kuru ciltli birisi de çok sevmiş. Ama bir yandan bana gelen yorumlara bakıyorum. Kuru ciltli olup bu üründen nefret eden çok fazla kişi var. İkinci, üçüncü şişemi aldım. Üçüncü şişede bozmaya başladılar diyen kişiler de var. Acaba dedim hani formülasyonlar alakalı sonradan bir problem mi çıktı? Çok emin olmadım açıkçası. Ama benim elimde olan ürün şu anda beni çok mutlu ediyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ben bunun altına nemlendirici sürmeden direkt sürüyorum. O şekilde daha rahat ediyorum yani karma ciltli olarak, ama kuru ciltliyseniz bunun altına mutlaka nemlendirici sürüp sonrasında uygulamaya çalışın. Çünkü bazı kişilerde kurutma yapmış tabii, içerisinde sadece çinko oksit olduğu için yoğun miktarda. Özellikle kuru ciltlilerde kurutma yapabiliyor. Böyle bir sorun yaşıyorsanız altına mutlaka nemlendirici sürün derim. Bu iki ürün de bence hani kuru ve karma ciltlilere daha uygun. Fakat yağlı ciltli olup da gene memnun kalacak kişiler olabilir. Hani ben o nemli bitişi seviyorum diyen kişiler varsa, böyle aşırı mat bitiş aramıyorum diyen kişiler varsa gene memnun kalabilirsiniz. Çok böyle mat bir bitiş olduğunu düşünmüyorum. Ben bu ürün böyle hani hafif nemli bırakıyor cildi. Ama böyle rahatsız edici bir yapısı yok. Yani cildi boyuyormuş gibi gelmiyor bana. Bu benim de kendi deneyimim dediğim gibi. Ve yorumlar böyle %50 iyi, %50 kötü olduğu için çok emin olamıyorum. Ama benim için hani benim bu ürüne puanım 9,5 arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum. İkisini de çok beğendim ama bunun yapısı Soltis'ten bir tık daha iyi dediğim gibi. Ve gelelim bu videodaki en mat bitişli ürüne. O da Rovetti'nin Skin Essentials Aqua Setting Sun Protector ürünü. Gene bu markanın başka güneş kremleri var. Alırken karıştırmayın diye söylüyorum. Bu ürün hani Aqua Setting diye geçiyor. Arkadaşlar bu tamamen mat bitişli bir ürün olduğu için yağlı ciltlilerin çok seveceğini düşünüyorum ben. Karma ciltli olarak ben çok severek kullanıyorum. Özellikle yazın mesela tekrar alacağım bir ürün bu benim. Bu ürünü özellikle mesela spor yapacağım zaman, dışarı çıkacağım zaman o zamanlara saklıyorum o mat bitişinden dolayı. Özellikle yağlı ciltliler bence buradan tek bir ürün bakmak istiyorum. Hangi ürüne bakayım derseniz bu ürüne bakın bence. Yani tamamen mat bitişli çünkü. Bunun içerisinde hem çinko oksit var, hem titanyum dioksit var, hem de çok güzel diğer antioksidan ve cilt bariyerini güçlendirici güzel içerikler de var. Niasinamid var mesela. İçerisinde parfüm yok gözüküyor. İçerisinde esansiyel yağ da görmüyorum ama yasemin çiçeği özü varmış. O yüzden böyle hafif bir çiçek kokusu geliyor ama çok minimal bir kokudan bahsediyorum. Yani hemen uçup gidecek bir koku bu. İçerisinde parfüm ve esansiyel yağ da yok. Dolayısıyla çok hassas ciltlilere bile uygun olabilir. Yani hassas ve yağlı ciltliyseniz bu üründen çok memnun kalabilirsiniz gerçekten. Bu ürün bir de diğerlerine göre daha fazla beyazlık bırakıyor. Hatta Soltis
SPF 50 ve Robectin. Bütün bu anlattığım ürünler içerisinde en fazla beyazlık bırakan ürünler diyebilirim. Yani böyle saç kenarlarınızda birikme yapabilir. Hani onlara dikkat edin. Kaşlarımda birikme yapıyor benim çoğunlukla. Kaşlarımı temizliyorum sonrasında. Onu söylemek istiyorum. Yani beyazlık bırakma konusunda diğerlerinden bir tık daha kötü. Ama hani ciltte duruşu, formülasyonun güzelliği, içerik listesi ve konforlu olması. Yani konforundan kastım işte soyulma yapmıyor, gölderimi yapmıyor, cildimde yakma yapmıyor. Hani bütün bunların hepsi önemli benim için. Onun üzerinden 9,5 veriyorum bir ürüne de. Birazcık puan kırıyorum. O beyazlıktan dolayı puan kırıyorum. Soltis gibi. Buna da 9,5 vermiştim. Buna da 9,5 veriyorum arkadaşlar. Benim çok beğendiğim bir ürün oldu bu da. Tekrar alacağım bir ürün oldu. En azından özellikle yazın tekrar alacağım bir ürün kesinlikle. Şimdi listedeki en uygun fiyatlı ürünlere gelelim. Bio markasının güneş kremlerinde deneme şansım oldu. Bunları kendim satın aldım hatta. İndirimde oldukça iyi bir fiyata yakaladım ikisinde. Bir tanesi SPF 30 diye geçiyor arkadaşlar. Bir tanesi SPF 50 diye geçiyor. İçerik listeleri benzerlik gösteriyor diyebilirim. İkisinin de içerik listesini ben ekrana eklerim. İkisinde de ortak özellik şu, çinko oksit olması ve içerisinde bolca yağ bulunuyor arkadaşlar. İkisi de yağlı kremler. Yani yağlı ciltler kaçabilirler bu ürünlerden. Çünkü oldukça yağlı bir bitişi var. İçerisinde zeytinyağı kullanılmış. Hani SPF 30'dan bahsediyorum. 4. sırada, oldukça yüksek bir sırada. Dolayısıyla hani yağlı ciltler veya komedon oluşturmaya meyilli ciltler kullanırsa sıkıntı yaşayabilirler. Hani benden söylemesi, uyarması. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Benim cildim akneye meyilli bir cilt aslında ama ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hani sivilce yapma gibi. Hatta bununla uyudum bir gece yanlışlıkla. Ve ertesi sabah kalktığımda böyle hani cildimde herhangi bir sıkıntı yoktu. Siyah nokta falan bile oluşturmamıştı yani. O anlamda beni şaşırttı ürün aslında. İçerik listesi oldukça başarılı. Ama ben bu ürünün gene yağlı ciltlere uygun olduğunu düşünmüyorum. Kur ve karma ciltler sevebilir belki bu ürünü. Ve nemli bitiş seviyorsanız bu ürünü seversiniz. Yani ciltte böyle bir nemli bir tabaka, hafif yağlı bir tabaka bırakıyor. Onu sevmeniz gerekiyor bu ürünü sevmek için. Eğer cildim üzerinde böyle bir tabaka kalsın istemiyorum derseniz bu ürünlerden memnun kalmazsınız. Ama içerik listelerini güzel buldum, başarılı buldum. Yani kuru cilt için daha başarılı bence. SPF 50'nin içerisinde de 4. sırada bir çeşit bitkisel yağ, sıvı yağ, bir de shea yağı bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ürün de gene söylüyorum çok yağlı ciltlere uygun değil. Hatta SPF 50'nin yapısı SPF 30'dan daha da yağlı. Yani o kadar yağlı ki ben bunu mümkün değil kullanamam dedim. Sürdüm. Cildimde asla emilmedi. Yani yarım saat bekledim. O yağlı tabaka cildimin üstünde olduğu gibi kaldı açıkçası. Sonra cildimden silmek zorunda kaldım peçeteyle. Yani o kadar emilmiyor. Çok kuru ciltlilere uygun olabilir diye düşünüyorum bu. Yani hani gene söylüyorum cildim üzerinde katman kalsın istemiyorum derseniz sevmezsiniz bu ürünü. Hani kuru ciltli olup üründen memnun kalmayanlar da olabilir gene. Çünkü bu kadar yağlı bitiş kim istiyor bilmiyorum açıkçası. Söylemiş olayım. SPF 30 tercih edin bence kuru ciltliyseniz. Bir de bir ürünler arkadaşlar gerçekten çok parfümler. Yani ben en başta bir şoka girdim nasıl bu kadar parfümlü olabilirler diye. 5-10 dakikaya o koku uçuyor. Hani sıkıntı olmayabilir birçok kişi için. Ama hani çok hassas ciltliyseniz, parfüme karşı intoleransınız varsa, parfüme karşı cildiniz tolerans gösteremiyorsa bunu da belirtmemde fayda var diye düşünüyorum. O yüzden bunları oylamam gerekirse Bio SPF 30'a 10 üzerinden 7 verebilirim. Çünkü kuru ciltlilerin sevebileceğini düşünüyorum. Ama SPF 50'ye 6 veririm yani. Bunu çoğu kişinin seveceğini düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Eğer cildinize uyuyorsa dediğim gibi uygun fiyatlı olarak iyi seçenekler olabilirler. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım merak ettiğiniz ürünlerden bahsetmişimdir. Eğer bu da bahsettiğim ürünler arasında denediğiniz ürünler varsa lütfen ama lütfen aşağıya yorum olarak kendi cilt tipinizi belirterek memnun kalıp kalmadığınızı yazar mısınız? Gerçekten sizden rica ediyorum. Çünkü bazı ürünler konusunda gerçekten kafam karıştı. Özellikle Soltis konusunda kafam çok karıştı. Bana gelen yorumlardan sonra aynı şekilde mesela Ivanotro'dan ben hiç memnun kalmadım. Ama belki aranızda kalanlar olmuştur. Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Kendi cilt tipinizi de belirterek. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.